Merhabalar, İshak Paşa Sarayı'ndayız. Bugün sizlere Napolyon'un ajanı olan Amedeo Joubert'in hikayesinden bahsedeceğim. Amedeo Joubert'in ne işi vardı? İshak Paşa Sarayı'nda neden tutuklandı? Mahmut Paşa onu neden tutukladı? Amedeo Joubert nereye gidiyordu? Saray zindanına neden atıldı? Buyurun, devam edelim. Evet, burada da yazıldığı üzere 1805 yılında Napolyon'un gizli ajan olarak bölgeye gelen ve tutuklanarak saray zindanına atılan Pierre Amedeo Joubert seyahatnamesinde mahkumların bu bölümde tavanda yer alan bir açıklıktan bana bildirilerek. Şimdi Mahmut Paşa Amedeo Joubert'i yakalıyor, Joubert'i yakalıyor ve Joubert daha sonra koltuk altlarından ip bağlanarak zindana gidiyor. Şimdi bakalım, sonra hikayemize devam edelim. Evet, Joubert'in yukarıdan indirildiği yer, zindanın son odası, anlattığına göre yukarıdan onu aşağı indirdiler. Zindancı başı vardı Mahmut Ağa. Mahmut Ağa, Joubert'i, beraberindeki Ermeni rehberi ve hizmetlisini yukarıdan aşağıya indirdi, kollarına ip bağlayarak buraya indiler ve Joubert bunu anlatıyordu. Dediğine göre karşı tarafta görmüş olduğunuz pencere o dönemler kapalı. Çünkü dışarıdan herhangi bir, akşam burada yanacak herhangi bir ışık dışarıdan görmeyeceği için burada kim kalıyor diye Doğu Beyazlı ahalisi merak etmesin diye ışık görmeleri de mümkün değil. Ve Joubert buradan indiriliyor ve buradan indirilirken ilk yemeğinden bahsediyor. İlk yemeğinin de yöresel bir yemekle beraber ekşi süt dediği, bölgede bizim ayran olarak bildiğimiz ekşi sütü içtiğini, tattığını söylüyor. Evet, İshak Paşa Sarayı'nın zindan bölümündeyiz. Joubert'in kalmış olduğu yeri gösterdim. Evet, Amedeo Joubert bölgeye geldiği zaman özellikle Napolyon tarafından görevlendiriliyor ve İran'a bir ajan olarak gidiyor. O dönemde İran Rusya'ya savaş açmıştır ancak İngilizlerden beklediği yardım bir türlü gelmemektedir. Bunun üzerine İran Şahı, İran Bey'i Napolyon Bonaparte'a bir elçi gönderir ve bu elçiyle de yardım, Napolyon Bonaparte'dan yardım istediğini belirten bir mektup yollar. Daha sonra Napolyon bunun gerçek olup olmadığı ile ilgili birini görevlendirir. Bu görevlendirdiği kişi de Amedeo Joubert'tir. Joubert önce Trabzon'a gelir. Trabzon'a, deniz yoluyla Trabzon'a gelir. Trabzon'dan Erzurum'a geçer. Erzurum'dan bu bölgeye gelir. Yalnız bu bölgeye geldiği zaman o dönemde burada Mahmut Paşa var. Mahmut Paşa Joubert'i yakalar ve buradaki zindana atar. Joubert az önce göstermiş olduğum zindanda kalır. Daha sonra Doğu Beyazıt'ta büyük bir salgın olur. Salgında Mahmut Paşa ölür. Yerine oğlu Ahmet Paşa geçer. Ahmet Paşa Joubert'i öldürmek ister. Ancak zindancı başı Mahmut Ağa'na engel olur. Daha sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra Ahmet Paşa da vefat ettikten sonra yerine İbrahim Paşa geçer. İbrahim Paşa Ahmet Paşa'nın amcasıdır. Daha sonra İbrahim Paşa Amedeo Joubert'i İran'ın Dara'ya girmesinden dolayı serbest bırakır ve Joubert buradan gider. Joubert'in kitabında yaklaşık 5-6 chapter, 5-6 bölüm Doğu Beyazıt'ta yaşadıklarıyla ilgili, kültürüyle ilgili bilgiler verir. Bunları da başka bir videoda anlatırız diyelim. Bugünlük bu kadar.